Furkan Hoca'da tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar sizinle birlikte VIP vatandaşlık soruları ve güncel bilgiler soruları çözeceğiz hemen ilk sorumuza soru çözümüze başlayalım ne diyor ölümüne kesin gözüyle bakılacak durumlar içinde kaybolan ve cisseti bulunamayan bir kimsenin gerçekten ölmüş sayılmasına ne ad verilir demiş arkadaşlar biz buna ne ad veriyorduk ölüm kalinesi adını veriyorduk Ölüm karinesi gerçek kişiler yani insanlar için kişiliği sona erdiren hallerden birisiydi. Karine e, bilinen bir olgu veya olaydan bilinmeyen bir sonucun çıkarılmasıdır arkadaşlar. E, o yüzden burada cevabımız ne oldu? Ölüm karinesi olmuş oldu. E, ölüm e, arkadaşlar ölüme, ölümüne daha doğrusu kesin gözle bakılacak bir halde kaybolan ve cesedi bulunamayan kişi ölmüş sayılır şeklinde sayılıyor arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'nda. Ölüm kalinesi durumunda herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın mahallenin en büyük milki amirinin emriyle kişinin ölüm kaydı düşürülebiliyor. Cevabımız burada A olmuş oldu. Bir diğer sorumuza baktık. Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevi değildir demiş. Hukuk kuralları, ahlak, din, görgü ve örf ve adet kurallarını vermiş. Arkadaşlar Hukuk kuralları dışındaki toplumsal düzen kurallarının yaptırıma manevi olduğundan kişileri bu kurallara devlet gücüyle uymaya zorlama imkanı yoktur. E bu durumda toplumsal ilişkileri düzenleyen ve yaptırıma maddi olan toplumsal düzen kurallarına ihtiyaç vardır. İşte e, maddi yaptırımı olan bu toplumsal düzen kurallarına biz ne diyoruz? Hukuk kuralları diyoruz. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıdaki sistemlerden hangilerinde yürütme erki iki başlıdır demiş. Ee, yarı başkanlık sistemi, parlamenter ve başkanlık sistemini vermiş. Arkadaşlar başkanlık sisteminde yürütme tek kanatlıdır. Bunu unutmayın bakın. Tek kanatlı. Yani başkandan oluşuyor sadece. Parlamenter sisteme ve yarı başkanlık sisteminde ise yürütme devlet başkanı ve bakanlar kurulundan oluşuyor. Yani yürütme organı iki kanatlıdır arkadaşlar. iki başlıdır. O yüzden burada cevabımız ne oldu? Yarı başkanlık sistemi ve parlamenter sistem olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı en fazla kaç aylığına olağanüstü hal ilan edebilir demiş. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi gibi seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli bir eylem kalkışması, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne içten ve dıştan tehlikeyi düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, başka ne vardı? Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması gibi daha da çoğaltılabilir bu durumlar. Afet arkadaşlar, salgın hastalıklar, Ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması gibi e, yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere ne yapabilir? Olağanüstü hal ilan edebilir. Burada cevabımız E şıkkı oldu. Yüksek seçim kurulu kaç üyeden oluşur demiş. Arkadaşlar yüksek seçim kurulu 7 asıl 4 yedek üyeden oluşmaktadır. Burada cevabımız ne oldu? E, B şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı kaçtır demiş. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz ki arkadaşlar 15 üyeden oluşur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 üyeyi Sayıştay Genel Kurulu'nun kendi başkan ve üyeler arasından arkadaşlar her boş yer için gösterecekleri 3'er aday içinden bir üye ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından e, gösteriyorlardı. E, ve gizli oylamayla seçiyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bu seçimde her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının 3'te 2 ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyordu biliyorsunuz ki. Cumhurbaşkanı ise 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeler arasında arkadaşlar Seçiyordu. En az ikisi hukukçu olmak üzere 3 üyeyi Yüksek Öğretim Kurumu'nun kendi üyesi olmayan Yüksek Öğretim Kurumlarının e, hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan e, öğretim üyeleri arasından e, göstereceği üçer aday içinden arkadaşlar. 4 üyeyi de e, üst kademe yöneticileri serbest avukatlar gibi arkadaşlar savcılar ile e, en az 5 yıllık e, raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçiyordu. Bunları en azından bilmenize gerek yok ama en azından üye sayısını bilmeniz sizler için faydalı olacaktır. Üye sayımız 15'tir arkadaşlar. Hangisi memurların sorumluluklarından biri değildir demiş. Kamu görevi ile ilgili basına bilgi ve demeç verme yoktur. Arkadaşlar yasaklanmıştır memura. Cevabımıza aşık oldu. Kamu hizmetlerini bizzat ve kesintisiz yürütme, anayasa ve kanunla, kanunlara saygılı olma, mal bildiriminde bulunma, Hierarşik amirlerine itaat gösterme. Bunlar memurların yükümlülükleri arasındaydı. Mal bildirimde biliyorsunuz ki 5 yılda bir mal bildirimi yapılıyor. Bir diğer sorumuza geldik. Memurlar ilan edilen kadrolara, kadrolara ilgili kurumca önce aday memur olarak alınırlar. Aday memurluk sürecinde başarısız olan memur ne kadar süre geçmeden memurlar bir daha alınmazlar demiş. Arkadaşlar memurluk sınavını kazanan kişiler sıraya göre ilan edilen kadrolara, e, kadrolara ilgili kurumca önce aday memur olarak alınıyorlar. Adaylık süresi en az bir, en çok iki yıl. Arkadaşlar bunu unutmayın. Adaylık devresi içinde veya sonunda ilişkileri kesilenler sağlık nedenleri hariç 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmıyorlar. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? 3 yıl olmuş oldu. Oldukça değerli bir soru bizler için. Adaylık süresi en az bir en fazla iki olduğunu unutmayın. Hangi durumda başarısız olanlar daha doğrusu kaç yıl geçmeden bir daha memur alınmıyormuş? 3 yıl arkadaşlar bunu lütfen unutmayalım. 5393 sayılı belediye Kanunu'na göre belediye aşağıdaki işlemlerden hangisiyle kurulur demiş. Belediye arkadaşlar biliyorsunuz ki kimin kararıyla? Cumhurbaşkanı kararıyla kurulmaktadır. Cevabımız burada ne oldu. C şıkkı olmuş oldu. Nüfusu 5.000 ve üzeri olan yerleşim birimlerine birimlerinde ne kurulabilir? Belediye kurulabilir arkadaşlar. 5.000 ve üzeri. Bunu unutmayın sayıyı. Çünkü ÖSYM sayıya son yıllarda takık. 5.000 ve üzeri olduğunu unutmayınız. Bir diğer sorumuza geldik. Ne diyor? 16 Şubat 2021'de hayatını kaybeden, 1980-96 yılları arasında Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde de görev yapmış olan ünlü psikolog ve yazar hangisidir demiş. Bu e, arkadaşlar yazarımız, psikologumuz kimdir? Şubat 2021'de hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu'dur. Bu sene beklediğimiz sorular arasında yer alıyor. Doğan Cüceloğlu oldukça önemli bir isimdir. Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk film olan 1963 yapımı Susuz Yaz adlı dramatik Türk filminin yönetmeni kimdir arkadaşlar? Metin Erksan'dır. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi 3 Ekim 1926'da Avusturyalı heykel tıraş Henry Krippel'a yaptırılan Türkiye'ye Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anıt heykeldir demiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anıt heykeli Sarayburnu Atatürk Anıtı'dır arkadaşlar. Henrik Cripple tarafından yapılmıştır. Burada cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'de televizyon yayınları 9 Temmuz 1952 günü ilk kez hangi üniversite tarafından başlatılmıştır diyor. Hangi üniversiteydi arkadaşlar? İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından başlatılmıştır. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Ve Otlu ise arkadaşlar ilk internet internet burada başladı. Bunu da unutmayalım. Son sorumuza geldik artık. Avrupa Konseyi ve bu kuruluşa bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin merkezi arkadaşlar neresidir? Strasbourg'dur. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte sizlerle arkadaşlar hem vatandaşlık hem güncel bilgiler sorularına Bakmış olduk. Toplamda 15 adet e, soru sizlerle irdelemiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde soru çözümlerimize görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.